Sporun Günlüğü programına hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki konuklarımız 1965 Manisa Spor Taraftarlar Derneği Başkanı Altan Çakıcı, Manisa Spor Taraftarlar Derneği Başkan Yardımcısı Supi Mersinli, Tribün Lideri Kenan Yıldırım. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Başkanım sizden başlayayım. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Sağ olun, bizler de iyiyiz ya da iyi olmaya çalışıyoruz. Öyle diyelim, mağlubiyetler, cezalar, üzüntülükler. Yani olsun, bunlar gelip geçiş şeyler. İnşallah iyi olacağız, daha iyi olacağız. İnşallah. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Teşekkürler, iyiyiz. Bomba gibiyim ya. Tribün lideri yorgun gibi öyle. Ya cefa çekiyor, olsuna kadar. İlk olarak o zaman geçen haftaki Ordu maçından bahsedelim başkanım. Evet. Nasıl bir maç yaşandı, ne oldu? Ya Ordu maçı bir iş kazası diyelim. Tabii bu iş kazası üstte iki kere olduğu zaman suçtur. Yani çok bu kadar iş kazası olmaması lazım ama biz Ordu bizim rakibimiz sonuçta. Geçen yıl Süper Lig'den düşen bir takım. Sağlam bir kadrosu var. Evet. İyi bir kadrosu var. Zor geçeceğini maçın biliyorduk. Ama bu kadar takımımızı da kötü beklemiyorduk tabii ki. Takım daha dirençli bekliyorduk. Özellikle ilk yarıda istediğimiz direnci, istediğimiz futbol oynayamadı. Bunun da belli bir sebepleri var tabii ki, mutlaka vardır. Bunu hocamız iyi bilir, bize eleştirmek düşmez. İkinci yarı daha derli toplu oldu. Tabii 2-0 olunca morali de biraz bozuldu topçuların da. Gerçi bu 2-0'da bize çok iş düşüyordu. Özellikle Tarzan tribünü olarak zaten arkadaşlarımız gereğini yaptı, hiç susmadı, oturmadılar. Bir 500 ile 1000 kişilik arasındaki taraftar hiç oturmadı ve takımı desteklemeye devam etti. Gerçek taraftar onlar yani. Takım 2-0 oldu, oturmuşsun, taraftarlık olmaz. Takımın da morali bozulunca acaba kurtarabilir miyiz dedik ama olmadı. Yani bu bir iş kazası olarak görüyorum. Daha sonra hocanın güzel iki hamlesi, üstünün sol beke geçip Bülent Cevahir'in orta sahaya alınması. Takım takımda 60'tan sonra bir oynamaya başladı. Tabii, bir takım canlandı. Kesinlikle katılıyorum. Takım oynamaya başladı ve mutlandık bir anda. Hele golü de bulunca, Murat Güzel'in çok güzel bir golü sonrası. Çok güzel bir gol attı. Daha da mutlandık ve biz maçı 3-2 alırız diye düşünüyorduk. Seyirci de ateşlendi. Şöyle söyleyeyim, golden sonraki dakikada Tarzan tribünü hiç oturmadı. Full. Sağ tarafımızda oturuluyor dediğimiz seyirciler dahi oturmadı. Öyle bir ateşlendik. Güzel bir ambiyans yakalandı o an. Yakaladık ve ikinci golü bekliyorduk. O arada bir penaltı pozisyonu gibi pozisyonlar. Temperovic'in pozisyonu vardı. Evet, o vardı. Bunları hakem veremeyince daha demoralize olduk. Hakemin tutumu da gerçi çok büyük hatalar yapmadı ama özellikle maç sonundaki. Onu konuşacağız. Bir hakemlik yani var. Gene de bazı kararlarında hatalıydı. Keşke onları da doğru verseydi. Belki maçı kazanamasaydık, hiç şey değil. Ya bunlar olacak. Biz bu yolda bu takımı hep galip gelsin diye sevmiyoruz. Mağlup da gelebilir. Biz mağlup olsa da arkasındayız. Takımın, yönetimin, herkesin arkasındayız. Yani bu telafi edilmeyecek bir olay değil. İnsan, bu haftaki deplasmanda yendiğimiz zaman telafi eder, geçeriz. Biliyorsun geçen yılda ikinci yarı böyle başlamıştık. Kötü gitmişti. Önce ilk yarı da 6 hafta kötüydük. Açıldık. Evet. Lider bitirdik. Sonra ikinci yarıya kötü başladık. Kötü gitti. Ama inşallah bu hafta işte Karşıyaka maçıyla. Evet. İyiye geçme ve yukarıya doğru yürüme kazanır. Galibiyetlere başlarız. Ondan sonra da takımımız inşallah Süper Lig'e çekecek. Ama herkes şunu bilsin. İlk ikide çıkmayı düşünüyoruz. Olmazsa bile bu takım playoff oynayacak. İnancımız tam bunda. Supi Mersinli. Başkan, size de başkanlığı var artık. Başkan, neler yapıyorsunuz? Taraftar derneği olarak nedir? Projeleriniz neler? Neler yapıyorsunuz? Şimdi bu anlamda. Bildiğiniz üzere geçen programda da başkanımızın söylediği gibi sosyal projelerimiz var ilk etapta öncelikli olarak. Onunla ilgili Van projemiz tamamladık, bitirdik. Topladığımız, kolilediğimiz ürünlerimizin hepsini gönderdik. Tabii sırada güzel sosyal projelerimiz var. Onun dışında dernek yerimizi açtık. O çok güzel bir şekilde devam ediyor. Tribündeki oluşumlarımız çok güzel. Şu an için bizim için bir sıkıntı yok. Önemli olan takımın güzel olması, takımın galibiyetler serisi yakalaması ve önemli olan sonuçta sona ulaşmak. İnşallah. Peki açılan yerin bir faydası oldu mu? Yani gelen taraftar sayısı arttı mı derneğe üye sayısı? Kesinlikle. Üye sayımızda artış olduğu gibi gelen taraftarda her şeyden önce bir kültür olduğunu insanlara öğrettik. Biliyorsun bir Büyük Manisa Spor yürüyüşüyle yürüyüş yaptık. Evet. Yani 300-400 kişi arasında vardı sayı, tamam, ama güzel bir yürüyüş oldu. Tabii bizim yürüyüş güzel oldu ama hızlı yürüdük. Yürüyüş tecrübesi olması gerekir insanların. Sen de yoruldun arada. Bunu da biliyoruz ama durdura durdura senin baskınla biraz daha yürüyüş kültürü kazanmaya çalıştık. Faydası olmaz mı? Mutlaka oluyor. İnsanlar soruyor, derneğiniz nerede? Dernek binanız var mı? Var.
Ziyarete gelen arkadaşlarımız oluyor. Belki sivil toplum kuruluşlardan gelenler oluyor olacak. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Söz verip de gelmek onlar buradan anlıyorlar. Bu derneği yaşatmak için birçok kesime ihtiyaç var. Sivil toplumdan tutun kamu kuruluşuna kadar bu dernek gerçekten hepimizin derneği. Bence faydası var. Güzel de bir yer yaptık. Bir ara bir çok kargaşa oldu. İşte bu Van projesinden dolayı Supin'in de bahsettiği gibi. Onları gönderdik, eşyalarımızı açtık. Gayet güzel, mütevazi. 10 numara bir derneğimiz var. İnşallah daha iyi dernek binaları yapacağız gelecekte. Hedefimiz bu. Herkesin oturup kitap okuyabileceği, sohbet edebileceği, farklı kafamda çok farklı düşünceler var. Bu bir başlangıç. Başlangıçta bizim işimize şu anda yarıyor ve 10 numara. Yani biz sokakta insanlara bazen deplasma yaparken liste yapmak zorunda sokakta yapıyorduk. Şimdi içeride yapıyoruz. Derneğimizde yapıyoruz. İnsanlar geliyor, hem derneğimizi tanıyorlar, derneğimizde oturuyorlar. Bunu bu şekilde çok işimize yaradığını söyleyebilirim. Peki başka sosyal anlamda projeleriniz var mı? Tabii geçen birlikte olduğumuzda da bahsettim. Var. Yani şimdi takımın yoğun maçlarından dolayı da eylemediğimiz projelerimiz var. Şimdi onlarla ilgili işte bir ziyaretimiz olacak yaşlılar yurduna. Bunun yanında bir kapak projemiz vardı, biliyorsunuz anlatmıştık. Manispor kampanya ile ilgili girişimlerimiz oldu ama pek kolay gözükmüyor. Bu tür Allah nasip ederse şeylerin organizasyonumuz olacak. En önemli organizasyonumuz Mustafa Pekçetin, AS Başkanımız, taraftarlardan sorumlu yöneticimizle de görüştüğümüzde bir seminer düzenleyeceğiz. Bunu da bu ay içerisinde olma ihtimali ya da Mart'ın 15'ine kadar diyeyim, tarihi belli. Emniyet Müdürlüğü'nle birlikte Manisaspor ve Manisaspor taraftarları olarak bir seminer düzenleyeceğiz. Daha önce bahsetmiştim 6222 sayılı kanunla ilgili. Orada işte seyirci ne olmalı, ne gitmeli. Küfür etme, ettirme. Etme, ettirme. Evet. Zaten bununla ilgili bu hafta güzel bir şeyimiz vardı. Belki görmüşsünüzdür. Evet, evet. Manisaspor Dernek ve Emniyet izinli bildiri yayınladık. Bütün giren taraftarlara tek tek bildiri koltuklara verdi. Koltuklara da bırakılmış. Evet, evet. Koltuklara da bırakılan bildiriler vardı. Bu bildirilerde işte federasyonun son aldığı kararlarla ilgili küfredince ne oluyor, ne gidiyor, etmememiz gerektiğini anlatmak için güzel bir çalışma yaptık. Bence faydası da oldu. Tabii son maçın son döneminde kapalı tribün tarafını almadığımız sürece gayet de başarılı olduk. Bu tür projelerimiz var. Bu projelerle derneğimizi yaşatmaya, Manisaspor'u da zirveye taşımaya devam edeceğiz Allah nasip ederse. Maçın son dakikasında gelen gerginlikle birlikte bir kargaşa oluştu. Evet. Ya bizim tabii istemediğimiz şeyler bunlar. Hakem hatalı olabilir. Herkes hata yapıyor. İnsanlar, hata insanlara mahsus. Robotlar bile hata yapıyor. Robotu kuruyorsun. Bir anda bir karışıyor. Ne olduğunu şaşırıyorsun. İnsanlar da hata yapmıyor. Hakem hata yapabilir. Tabii çok fazla hata yaptım. Biz her zaman, geçen programda ben bunu anlattım. Biz bu hakem camiasına karşı tepkiliyiz. Bize verdikleri zararları biliyoruz. Geçen yıl da çok sıkıntı çektik. Şu anda da sıkıntı çekmeye devam ediyoruz. Olabilir ama kulübe zarar verecek harekette bulunmanın anlamı yok. Oradaki hareketler hakem de tahrik etti biraz. Hakemin yani çok rahat bir şekilde içeriye girebilecek ortamda girmemesi. Hakemin orta saha, yani orta sahaya yakın bir yerde bekleyip taraftara bakıp ve polisle girmek istemesinden dolayı aslında bir gerginlik. Kesinlikle. Gerginliğin en önemli nedenlerinden biri bu. Bir de o gerginlik asıl Ordu Spor'a olmayacak bir gerginliği de Ordu Spor futbolcularına karşı da oldu. Futbolcular da yarattı. Tabii ister istemez insanlar gerildi. İşte yabancı maddeler atıldı. Biz bunu tasvip etmiyoruz. Kim ne olursa olsun. Ben daha önce de söyledim. Mersin maçını biz böyle kazandık. Birileri kazandık övündü. Ben böyle kazan gene istemiyorum. Bu şekilde taraftar da istemiyorum. Bu tribüne gelmeyecek. Bu kulüp şu anda para cezası, bir maç kısa kapatma cezası aldığında kim ödeyecek bunun hesabını? Kim verecek? Biz deplasmana otobüs bulabilmek için neler yapıyoruz? Çalmadık kapı bırakmıyoruz. Kolay değil yani bunu yaşamak. Sen sorumsuzca davranıp oraya para, demir para, pet şişe atamazsın. Paraları topladığımızda 200 TL para toplanmış biliyor musunuz? Derneğe yardım olmadı. Yok, derneğe yardım olmadı. Ama 200 TL demir para toplandı. 200 TL. Düşünebiliyor musun? Hatta şahsen biri şey dedi ya. Kameraları çağırıyor falan böyle. Çıkarıyor cebinden parayı böyle. Çekiyor musun falan böyle koyuyor parayı. Yani böyle bir şey olamaz. Reklam var bir de. Böyle bir şey olamaz yani. Ciddi bir rakam ciddi bir, ve yani... Ya biliyorsun 3 saniye küfür ettiğinde 56 bin lira ceza yiyorsun. Şu anda da zaten biz Mersin maçında çok büyük gerginlikler oldu. Mersin müthiş baskı yaptı seyircimize, Mersin taraftarı. Bir kere ağzından küfür çıkmadı. Bir kere. Bir önceki maçta da Ankara Spor maçında çok basit bir tezahürata 26 bin lira para cezası yedik biz. Çok basit. Bilmiyorduk. Hiç yemedik bugüne kadar o tezahürattan. Ve onu yasakladık. Yapmayacaksınız dedik. Ben hatta arkadaşlara aradım.
Dedim ki bu tezahürat da bitti. Yapılmayacak. Niye? 26 bin dedik, 13 bine düşürdük. Toplam kulübün şu ana kadar 7-61 bin vardı. Bir 50 bin daha yeme ihtimali var. 111 bin TL. Kim verecek? Sıkıntı için. Zaten sıkıntıdayız. Kim verecek bunun hesabını? Bizim 150 bin lira oynayan topçumuz var. Hangi taraftar bunu kabul edebilir? Hangi taraftarlık mantığında bu var? Avrupa'da biz seyrediyoruz. Ben hayran kalıyorum. Yani insanlara bakıyorum. Adamlar yani, evlerinde böyle oturup maç izliyorlar. Hiç kıpırdamadık. Ya, yani yeri geldiğinde tezahüratı ne diyor? Çok rahat. Aynen. Asıl en büyük problem bu. Takım 2-0 mağlup oturursun. Takıma 1-0 galip tezahürat etmezsin. Küfre geldi mi ayağa kalkarsın. Ben bu insanlara dengesiz evet. insanlar diyorum. Gerçek kültürümüzde kişi... küfürü mü seviyoruz? Seviyoruz. Yani ediyoruz. Küfürü yani hoş değil tabii. Yani kültürümüzde var. Ama hoş değil bu ya. Yani ya sürekli bu takımın arkasında olacaksın, bağıracaksın. Ya da kusura bakma ya, bir topçu iyi oynamıyor diye ıslıklanmaz. Ya desteklemek sadece stada gelip de bağırmak değil. Aslında stada gelip efendi gibi durup maçı izletip sonra eşinle çocuğunla gelirsin ya da onlarla çıkarsın budur. Yani küfür ettiğinde bu takım para cezası alıyor. Sağ kapatma alıyor. Bu direkt şu an Manisa Spor çok maddi zorluklar içindeyken bunların olması. Az evvel verdiğiniz rakamlar çok ciddi rakamlar. Yani, yani büyük rakamlar yani bu kulüp bunu kaldıramaz yani. Ordu maçından da eğer para cezası gelirse yani 150 bin lira yakın gelecek, bir ceza. Gelecek. Kesin gelecek. Bir de yani biz... şöyle bir durum var. Sonuçta Süper Lig hedefi olan bir takımın evet. taraftarıyız. Ve bu tip maçların çok olması mümkün. Önümüzde çok az maç kaldı ama şampiyonluk hedefi olan bir takımın bu tip riskli maçları geçmesi çok muhtemel. Yani karşı takımı etki altına almak, taraftar baskısını hissettirmek bu değil. Onu maç içinde pozisyonlarda yapabilirseniz önemli onu. Maç bittikten sonra bu işleri yapmanın hiçbir yani taraftarlıkla alakası yok. Alakası yok. Takım mağlup ayakta mısın? Destekleyebilir misin? Taraftarlık bu. Değil mi? Sayın Türk'ün de. Siz bu zorlukları yaşıyorsunuz. Ya ben her kolay değil. Takım mağlupken, takım mağlupken bir taraftarı takıma tezahürat yaptırmak kolay değil. Doğru mu Kenan? Biz bu saçlara boş yere dökmedik ya. Üçümden biri. Tribünde gitti. Hani cefayı çekiyor gerçekten de. Şimdi o zaman ben direkt Ordu maçını sana sorayım. Ordu maçı, maç 2-0 oldu. Derin bir sessizlik oluştu. Evet. 2-1 oldu. Yavaş yavaş ateşlenmeye başladı takım. Evet. Taraftar da. Maç sonunda bir küfür oldu. Çakmaklar atıldı. Ağır laflar edildi ve şu an takım ceza yedi. Ama şöyle bir şey var şimdi. İşte olayı şuna getireceğim. Şimdi açık kapalı ya da yanlar diye ayırmak diye bir şey. Hepsi bizim ya. Hepsi bizim sonuçta. Hepsi bizim. Buna nasıl bir önlem almalıyız? Yani tamam çok güzel bir proje başladı küfretme ettirme diye. Peki tribün olarak sizlerin yaptığınız neler var? Bizim tribün olarak ne yapıyoruz? Mesela bildiri yayınlıyoruz başkanla beraber. Biz her gün oturup kalkıyoruz. Kulübe her gün gidiyoruz. Orada bir uyarı oluyor mu? Benim merak ettiğim o. Yani... İlla ki oluyor. İlla ki oluyor. Kalkıyoruz mesela bağırma diyoruz. Yırtıyorum kendime bağırmayacaksınız. Lütfen bağırmayın. Allah aşkına. Yalvarıyorum öyle resmen ya. Başkanım ne yapalım? Birbirimize diyaloğa giriyoruz. Oradan onu yolluyorum. Sen git bağırtma. El kaldırıyorum. Tabii artık ilk zamanlar oluyordu bu küfür falan. Şimdi mesela açıkta biri deyip de küfür etti diyemezler. Açıkta küfür olmuyor artık SCB. Oldu bir 10 saniye falan. Artık saygıdan dolayı böyle bizim bulunduğumuz çektiğimiz cefayı bildiklerinden dolayı oradakiler dinliyorlar. Bu ya yani. Biz artık şunu yaptık. Elimizi kaldırdık mı susuyorlar. Bitiyor. Küfür etmiyorlar. Ama kapalıda bitiyor. Başka bir olay var. Şimdi şöyle kapalı şey açık var. Ayrım yok. Onlar da bizden olacaklar. Bu derneğin çatısı altında olacak herkes. Başkanım başka türlü... Bir tanesi bugün yazmış mesela. Daha 18-19 yaşlarında lise talebesi böyle. Diyor ki ben geçen gün derneğe geldiğimde kapalıda maç izliyorum ben. Oraya gitmem size bir saygısızlık mı? Değil. Kapalıda bizim tribün. Açıkta bizim tribün. Sen de bizim tayfadansın. Manisa Spor hepimizin. Önemli olan orada bir şeyleri bağlanmak, bir şeyleri kabul etmek yani. Ben bu kulübü seviyorum. Küfür etmeyeceğim. Bas bas bildiri yayınlıyorsun böyle. Orada yazılıyor, burada yazıyor. Şunu şöyle yapıyoruz, bunu böyle yapıyoruz. O bildiriler niçin dağıtılıyor? Doğru değil mi başkanım? Kesinlikle. Yani? Kesinlikle. Kimse cahil değil ki. Cahilin sonu yok. Herkes okuyor şimdi yani. Herkesin aklı başında. Oraya gelen bir kere tribüne gelen insan aklı başında insan yani. Herkes iyi kötü ayırt edebiliyor. Evet. Peki Mersin yani Ordu maçı için ne düşünüyorsun? Ordu maçı talihsizlik ya. Şey tribün anlamında. Tribün anlamında biz çok güzeldik. Bence. Ne anlamda? Biz orada karşı taraf sustu. Orada 90 dakika bağırdık yine. Avazımız çıktı bağırdık. Destek verdik. Bir etki yaptık. Bir gol oldu sonucunda. Oldu mu? Oldu. Evet. Mersin deplasmanında şöyle bir şey oldu. Hatta polisin biri geldi. Çarşı gibi olmak istemiyoruz. Çarşıdan daha iyi olmak istiyoruz. Dedi ki küçük çarşı gibisiniz.
150 kişiyle gittik ya başkanım. Mersin maçında evet. Tabii ya. Karşı tribünden böyle Mersinliler böyle bakıyor böyle bir de alkışlar saygı duyar böyle. Helal olsun yöneticilere geliyor. Çok iyiydiniz. Bu bir güzel bir şey ya. Küfür etmiyoruz. Onlar etti ama biz etmedik yine. Tribünü deri arıyor Yiğit'i. Diğer bir tribünü derimiz var. Yiğit Şen diye. Onu arıyor. Çok iyiydiniz diyor. Allah razı olsun diyor. Biz ettik ama siz etmediniz diyor mesela. Biz küfüre karşıyız. Bir telefonumuz varmış. Alo. Alo. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Ben de yıllar önce başımdan geçen bir durumu anlatacaktım. Onun için bağlandım. Buyurun Mehmet Bey. Şimdi Manisa Spor'umuz 2. ligde o zamanlar da Süper Lig'e çıkmamıştı hiç. Maça gitmiştim. Gidiyorum zaman zaman fırsat bulduğumda gidiyorum da. Yanımda da kendi köylüm. Elimizde büyüyen bir çocuk ama şu anda 50 yaşında o da var zaten de. Benim yaşım daha 60 üzerinde. Durmadan küfür ediyor. Mehmet Bey bölüyorum ama biraz televizyonunuzu kes, sesini kısar mısınız? Kıstım. Tamam. Buyurun. Şimdi yanında ki elimizde büyüyen bir delikanlı 50 yaşlarında vardır şu anda da ben de 60'ın üzerindeyim zaten. Şimdi durmadan çocuk küfür ediyor. Oğlum niye küfür ediyorsun dediğim zaman ne dedi biliyor musunuz? Ben dedi bir haftadır bu zamanı bekliyorum. İçimi boşaltmak için dedi. Deşarj oluyorum dedi. Burada küfür etmekle dedi. Böyle bir başımdan durum geçti. Yani bu seyirci oraya kendini dışarıda küfür edemeyen kişi orada nasıl seyrederim diyor. O yönde zaten o kişiden öyle o şey yani biraz şeyi karakteri zayıf olan kişiler bunlar. Dışarıda çünkü öyle bir kabadayılık yapacak, küfür edecek bir durumu gerekecek. Hiç olmazsa orada bu küfür ederim diyor. Yani yekten bunu söyledim. Ben dedi bir haftadır bunu bekliyorum ya dedi. Küfür etmek için dedi. Yani evet. Şunun gözüm o zaman ya. Bir de bu sene Adana Demirspor maçına gitmiştim bir, ilk defa. Orada da bizim 3000 hafta alınan bir delikanlı. Hocamız da Muradiyeli ya. Şimdi ben de Muradiyeli falan diyor. Ama durmadan küfür ediyor. Benim arkamda onun sol tarafında iki tane bayağı oturuyor. Benim yanımda ufak torun var. Atepe'mizde oğlum küfür etmedikçe ağzı adamı dağıtmış zaten. Fırsat bu. Ya diyor ben Muradiyeli. Neredesin senin Muradiyeli? Bizim Muradiyelileri götürüyor. Halbuki Muradiyeli değil. 3000 hafta olduğunu öğrendim. Yani bu adamlar genç delikanlı burada yani. 25 yaşında birisi. Bir hafta bu durumu bekliyor bunlar. Sağda olmasa futbol takımları küfür etmesin. Nerede diyecek küfürü? Adam oraya geliyor. Sırf küfür etmek için gelenler var. Onun için yani biz bunu nasıl önlem alırız bilemem. Yani çocuk da getiremiyorsun, bayan da getiremiyorsun yerine göre. Yani inşallah bizim kafalarımız değişmedi. Kelle kesecek için değiştirecek kafayı ki bu memleket düzelsin. Teşekkür ederim İlgiz'e. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun bağlandığınız için. Vallahi bizim tek dileğimiz bu küfürü önlemek. Yani Mehmet Bey'in gerçekten bahsettiği gibi insanlar bazen stres atmaya, rahatlamaya gidiyor belki ama o küfür başka boyutlara da gidiyor. Bazen insan çoluğu çocuğuyla gittiğinde, ben bu hafta bir şey yaşadım. Orada maçı izliyoruz. Bir yandan gözüm tribüne gitti. Baktım baba kızının kulağını kapatıyor. Duymasın diye. Böyle bir kaldım, böyle bir düşündüm ya. Hacı. Adam almış ne güzel kızına. Belki ilk defa o kız geliyor oraya bir maç izlemeye. Ama ne kadar kötü bir durum. Çok acı. Şimdi Mehmet Bey çok güzel anlattı. Evet. 25 yıl önce böyle bir olay yaşadığını yanlış duymadıysam 25 yıl önce eski yaşadığı bir olay. Evet eski öyle yaşadığı bir olayı anlattı Mehmet Bey. Tabii belki Karşıyaka maçına denk gelmiş olabilir. Bizim Manisa'da öyle bir hastalık var. Karşıyaka maçı. Ya adam bize de söyleyen oldu. Biz dedi bu maçı bekliyoruz herhalde. Aa nasıl bu maçı bekliyorsunuz kardeşim? Biz bu maç için hazırlanıyoruz. Bir sene Karşıyaka maçı bekliyoruz dedi. Neden? Deşarj olmak için. Başka yerde deşarj olamıyor musun? Yok. Neden? Başka maçlarda müsaade edilmiyor. Karşıyaka maçında bir türlü bir küfür. İki senedir Karşıyaka maçı yaşıyoruz. Ne kadar küfür duydunuz? Evet. Ve eskisi kadar olaylar azaldı. Ben şöyle söyleyeyim sana Hüseyin. Yıllar önce 2-2'lik bir Karşıyaka maçı vardı. Bizim tribünler bir saat, onlar 1,5 saat bize küfür etti. Artık onlar bitti. Yok o hayat. O hayat bitti. O hayat yok artık. Oraya
deşarj olmaya gelmeyecek. Gidecek deşarj olacaksa sokakta, kabadayısa sokakta insanlarla kavga edecek. Gelip orada takıma zarar vermeyecek. Ya şu anda da iyi yani. İki, bir önceki şeyde zaten Manisa'nın gelmiş geçmiş en iyi tribününü yaptık. Yaklaşık bir 12-13 bin kişi oynadık. Onlara da biz emniyetle yaptığımız toplantıda dediler ki bize, Özgür rahmetli, Allah nur içinde yatırsın, biz hiçbir zaman ölmüş bir insan üzerinden prim yapmayı sevmiyoruz. Ben geldiğimde ilk maçımdı benim. Bu konuda ne yapabilirsin dedi. Ben dedim bu konuda üzerime düşen her şeyi yapacağım. Pankartla asalım asalım. Rahmetli Martı Zeki. Martı Zeki. Evet. Hatta Martı uçmuştu. Onu bir de Hakan. Hakan'ı. Hakan Sözgen. Bu arkadaşlarımızı aynı pankarta koyarak Özgür ortaya koyduk ve kimseye küfür ettirtmedik. Kimse, onlar da bizim rahmetlilerimiz ağzına alıyorlardı. Bizim taraftarımızda. Bu futbolda ayıplanacak en önemli olay. Biz bu küfür yüzünden kardeş tribün dediğimiz bir tribünle yollarımız ayrıldı. Ben çok utandım. O yılda, o ilde de ben bayağı bir yaşadım. Üzüldüm aynı zamanda. Uzun yıllar kardeş olduğum şeyde böyle bir şey yaşayabilmek. Manisa tribünün olması beni çok üzdü. Ama biz bunu, o benim ilk maçım olan, Taraftarlar Derneği Başkanı olarak ilk maçım geçen yılki, geçen sezonki maçta minimum küfre, ama 12-13 bin kişi coşkuyla takımını destekledi. Ya bu yıl 3-2 yenildik. 3-2 yenilmemize rağmen o futbolcular da bizi tahrik edici hareketler olmasına rağmen biz küfür etmedik ya. Ceza almadık biz Karşıyaka maçında. Aldık mı? Almadık. Almadık. Ya biz böyle bir taraftar kitlesi oluşturuyoruz. Ya buradan sesleniyorum öyle. Bir hafta ben bu maçı beklemeyi küfür edecek adam gelmesin istemiyoruz ya. İnanın bizim takımımızın böyle taraftar ihtiyacı yok. Peki yine önümüze Karşıyaka deplasmanı. Zorlu bir maç. Bunun için var mı bir hazırlık? İlk önce liderimize sorayım. Tabii ki niye olmaz. Her zaman oldu ya. Nasıl bir... Karşıyaka maçı Ege derbisi ya. Ege derbisi tabii ki de. Nasıl bir hazırlık var peki? Şu anda otobüsler falan kalkacağız işte. Otobüsleri ayarlıyoruz. Ondan sonra biletler zaten stat alacağız orada. Yoğun bir talep var. Ben geleceğim abi, ben geleceğim işte. 14 yaşında, 13 yaşında çocuk bile ben geleceğim diyor. Tabii yaş sınırı olduğu için ailesinden izin alması lazım ya da ailesiyle beraber gelmesi lazım. Böyle şeyler oluyor ya şimdi. Belli başlı şeyler oluyor zaten. Peki böyle bir derbi öncesi sizin uyarılarınız oluyor mu? Var. Biz zaten maça çıkmadan önce taraftarlarımızı uyarıyoruz. Öncelikle küfür yok. Taşkınlık yapmayacaklar. Otobüslere zarar vermeyecekler. Ya bizim bu sıkıntımız da var. Otobüse binip otobüsün koltuğunu kırmak, kesmek, türlü şeyler yaşanıyor. Yaşanmıyor edersek yalan söyleriz. Ne? Biz doğru doğru söylüyoruz. Bunu yapanlar da aciz insanlar, yakaladığımızda bulunduğumuz yerde indiriyoruz. Hadi diyoruz buradan yürüyerek git geri. Yapıyoruz artık, yapacağız. Daha da beter yapacağız. Önce saygı duyacaklar. İnsanların emeklerine saygı duyuyor. Saygı duymadan tabii bu iş olmaz. Bu uyarıları yapıyoruz. Alkol uyarısı yapıyoruz. Yolda giderken taşkınlık, kötü hareketler yapmayın diyoruz. O otobüsün kapılarını açıp sarkanları sakmayın. Ölüm olabilir, her şey olabilir. Biz Mersin maçı dönüşü kimse burada çıkıyoruz. Belki sana alayan duydunuz, trafik kazası geçirdi taraftarımız. Duydunuz mu bilmiyorum. Yoldan çıktı. Bir tane VOP minibüs 20 kişinin olduğu 22 kişinin yoldan çıktı. Allah korudu hepsini. Dört teker üzerine düştü. Hiçbir kimsenin burnu kanamadı. Burada Allah'ım korudu. Ölümlü kaza da olabilirdi. Bu konularda uyarıyoruz. Biz hayırsever iş adamları ve kendi imkanlarımızla otobüslerimizi ayarlıyoruz. Yaklaşık bir yani ortalama 12-13-15 otobüse kadar şeyimiz var. Biliyorsun 850 hakkımız var. 750 kişi hakkımız var. Bunları tamamını doldurup gitmek istiyoruz. İnşallah burada İzmir Emniyetine de büyük iş düşüyor. Evet. Toplanma noktasında toplanacağız. Orada zaten kesici alet bu tür kontrollerini yaptıkları için getirmeyin diyoruz. Orada da çok sıkı bir şekilde kontrollerini yapmalarını istiyoruz. Yapıyorlar. Ondan sonra yolumuza devam ediyoruz. Stada da geldiğimizde taşkınlık yapılmaması. Ben geçen sezonki İzmir'de yaşadığımız Karşıyaka maçında belki İzmir'de yaşanan en az harbedeydi. Ama üzüldüm. Orada yaklaşık 25 kişi bizden işlem gördü. Haksız yere. İzmir Emniyeti'nin, yani bu konuda duyarlı olmaya çağırıyorum. En ufak şeyde taşkınlık yaptı deyip insanları alıp cezaya bağlamak, iş yapmak demek değildir. Karşıyaka tribünün alt tribünden ben bu kadar, az önce bugün de aynı konuyu gündeme getirdim. Özürlü bir vatandaşımızın başına koltuk düşmüş.
Bizim oturduğumuz üst katta sarı koltuk. Özürlü vatandaşın başına düşen koltuk gri koltuk. Gri koltuk alt katta nasıl biz atıyoruz onu anlayamadık. Ve bundan dolayı da bize ceza işlemi uyguladılar. Birçok taraftarımıza ve bir yıl maçımıza gelemediler. Bu konuda emniyete de büyük işler düşüyor. Emniyetin de duyarlı olması gerekir. Biz özellikle burada rakip takım taraftarlarına emniyetimiz 10 numara davranıyor. Bizim emniyetimiz bu konuda 10 numara. Güç kullanmıyorlar. Ne taşkınlıklar yaptılar Bucalılar burada biliyorsunuz. Gene güç kullanmadılar. Ama biz de plasmana gitti mi? Yani ne var bilmiyorum. Sanki öcü gelmiş gibi hareket ediyorlar. Hani hitap şekilleri değişiyor. Davranışları değişiyor. Yok böyle bir hayat. Biz de bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının evladıyız ve bizim takımımız da Türkiye Cumhuriyeti'nin takımı. Düşman değiliz. Davranması gereken yerde davranmadı, yapmadı hareketleri bir maçta yapıyorlar. Böyle bir şey yok. Bunlarla ilgili uyarılarımızı yapıyoruz. Taraftarlarımıza sağlıyor, davet ediyoruz. Bu da bizim görevimiz. İnşallah bu haftaki maçta da olay olmayacak. Ben karşıyaka taraftarlara söylüyorum. Yeter artık yani. Bizim taraftarımızda yani bu hastalık illaki rekabet her zaman olacak. Rekabet yeryüzünün en güzel işidir. Rekabet olmayan ortamda başarı olmaz. Tabii. Ama rekabeti uygun ortamda yapalım. Sahada yapalım. Maçta yapalım. Maçtan sonra bitsin bu iş. Ya aciz insan bir hareket halinde olmayan ya da karşılık veremeyen bir şeyi taşlar. Ya da Don Kişot geldi değirmenine saldırmış. Ne yaptığını bilmez. Bu insanlar yani Don Kişot'luk yapmasınlar ya. Gerek yok yani. Otobüse taş atmak ne demek? Bir insanın gözüne geldiğinde madalya mı veriyorlar? Bizim taraftarımıza da sesleniyorum bu konuda. Bizim, gerçi biz bunu çok azalttık. Bu hafta, bu yılki Karşıyaka maçında hangi otobüsün camı kırmış anlatsınlar bize. Hiç bilmiyorum. Olaysız maç olmuştu. Olaysız maç oldu ve gittiler. Biz de aynı şeyi bekliyoruz yani. Soru var mesela. Abi taşlamayı dedim mi? Geçmiş arada taşlatıyorlar. Yok niye taşlayacaksınız ya? Ne gerek var? Aynen bunu ben bunu diyorum yani. Ya ben aciz insan taş atar. Tabii ya ben hatırlıyorum şimdi bundan belki 5-6 yıl önce her Karşıyaka maçında böyle bir şey vardı. Taşlamaya gidiyoruz. Hadi savunucu belini oradayım. İşte taşlayalım. Yok şurada taşlayalım. Taraftar buradaydı. İnşallah artık bunları bir son verilip. İnşallah. Yani sadece futbolu konuşalım ya. Kesinlikle. Ben bunu kabul etmiyorum. Bizim taşlandığımız diğer bir şehir de Denizli. Biz geçen yıl Denizli'ye gittik. Aslan gibi gittik. Aslan gibi geldik. O taraftara teşekkür ederim burada. Büyük düşmanlıkları varken bir çırpıda sildik. Gene halen daha müsibetlik devam ediyor belki ama bir adım geri çektik. Birden bir şeyi de yok edemeyiz. Karşıyaka taraftarı için de aynı şey. Bu Akhisar-Manisa gerginliğinde de aynı şey. Ya neyine bu gerginlik artık ya? Bir yere getirdik ama biz Manisaspor taraftarları olarak gitmiyoruz maçlarına ama taşkınlık da yaptırmıyoruz, yapmıyoruz yani. Evet. Peki ben geçen sefer de sormuştum yine soruyorum. Tamam. Diyelim bu takım Süper Lig'e çıktı. Akhisar Spor Manisa Spor maçı oldu. İlk önce liderden başlayıp şöyle geleceğim. Tamam. O maçta ne yaşanır? Akhisar Spor Manisa Spor maçında. Süper Lig'de karşılaştık. Şahsım adına söyleyeceksem saygı duyuyorum ya. Yine taraftarlığımı yaparım ben. Tribün liderinden ziyade bağırırım böyle. Geçer giderim hani. Akhisar maçına gider miyim? Hiç gitmem. Gitmedim de gitmem de yani. Hayır ben ikimizin maçını söylüyorum zaten. İkimizin de Akhisar maçı Süper Lig'deyiz. 15. haftada karşılaştık ya burada. Ya ne olur? Olay çıkmaz ya. Ya şimdi olay şöyle bir durum var. Çıkmaz derken bile böyle bir durdu ama. Yani şöyle bir durum var. Sonuçta aradaki başlayan bir husumet bizden dolayı başlayan bir durum değil. Daha önceki programlarda anlattığımız gibi onların şampiyon olduğu sene işte Manisa'da yaptıkları söyledikleri yani onlardan kaynaklı olan bir durum. Bizden yana hiçbir şey olmaz. Ama tabii karşı taraf bize bir şey yaptığı zaman sessizde kalacak değiliz tabii ki o durumda. Tabii canım etiket yani. Mutlaka. Biz bunlarla oturduk mu? İlla ki oturduk. İlk sene çıktıkları zaman böyle oturup konuştuk böyle. Verilen sözler var karşılıklı. Biz şahsımız adına başkan olsun, ben olayım, süper arkadaşımız olsun. Tuttuk. Biz verdiğimiz sözün gen arkasındayız. Onlar ufak tefek fevri hareketleri kabul etmiyoruz. Bize de mal etmesinler, bunu da istemiyoruz. Biz hakikaten büyüyeceğiz. Biz iyi yerlere geleceğiz. Fair play çerçevesinde iyi işler yapacağız. Tabii ya. Bunu iddia ediyorum. Bakın net konuşuyorum. Benim merak ettiğim konu Akhisar Manisa Spor Süper Lig'e çıktığında aynı ligde oynarken kim ev sahibi olacak? Aynen öyle. Evet. Orası da var. Çok enteresan. Şimdi çok ilginç bir durum ortaya çıkar. Orada düşünsenize. Bize
Akhisar Manisa ilk yarı biz oynuyoruz Manisa Akhisar. Onlara geldiler 200 kişi. Kalakas verdik 650 kişi. E biz Akhisar Manisa oldu bizim statta oynuyorlar. Bize 650 kişi. Nasıl olacak? Mümkün değil. Yani ama gene kavgası olur diye düşünüyorum. Bir sıkıntı yine olacağını düşünmüyorum. Olmaz. Ya biz geçmiş dönemde şöyle ben Akhisar tribününe sesleniyorum. Manisa spor maçına gelip bizim tribün liderleri arkadaşlarımıza çok can ciğer olduklarını biliyorum. O günleri kimse unutmasın. İyi gidiyorlar. Bu arada şu an maç başladı herhalde. Akhisar Bursa Spor başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nın grubun son maçı. Akhisar Spor bugün yendiği takdirde gruptan çıkıyor. Lider olarak çıkıyor. Şu an maç 0-0. Akhisar Spor'u Bursa Spor karşısında başarılar diliyoruz. İnşallah. İnşallah. Diliyoruz. İnşallah. Diliyoruz. Yani Hamza Hoca şimdi Hamza Hoca iyi bir hoca. Şu anda kurduğu takımdan dolayı kendisini takdir etmek milli gerekiyor. Milli takım yardımcı antrenörü. Kesinlikle. Yani burada konumuz Akhisar değil ama bazen de spor sever, futbol sever. Tabii duymak tabii. Yani şu an iyi bir yerde, 5. sırada Süper Lig'de. Güzel işte oynuyorlar. İyi diyor da tabii. Ya aslında çok uzatmaya gerek yok. Allah yollarını açık etsin. Bizim sevdamız Manisaspor. Akhisar'a da sıkıntımız yok. Kavga dövüş içerisinde. Bu şehrin takımı ikisi de. Allah yollarını açık öyle etsin. Bakmak lazım. Çok fazla da mütevazı davranamayacağım bu konuda. Her şey bir yere kadar. Onun üstüne çıkmak da anlamsız yani. Çıkartma da çalışma çıkartma. Yok tamam. Susuyorum ben o konuda o zaman. Gelelim şeye. Aslında bu konuyu hiç açmak istemiyorum. Yani beni üzen bir konu bu. Kapalıyla açık. Böyle bir aynı sloganı atmıyorsunuz. Onlar başladığında siz başka bir şey, başka bir tezahürat ediyorsunuz. Şimdi ne oluyor? Orada bir topluluk kapalı yok ki bana göre. Cefa çeken bir topluluk şimdi, yok. İlla ki topluluk var yok, ama. Şimdi ben topluluk bakımından, ben kendi gördüğümü söyledim şimdi. Yani ben bu konuda konuşmak için başkan konuşsun. Şimdi yani şöyle söyleyeyim. Bizim Manisa'da tek bir tane hem kulübün tanıdığı hem Manisa'nın tanıdığı taraftarlar derneği var. Emniyet müdürünün tanıdığı bir taraftarlar derneği var. Açık kapalı diye ayrılamaz. Mümkün değil çünkü. Tabii. Herhangi bir sıkıntı olduğunda kapalıdan kimi arayacaklar? Var mı bir kişi yok? Direkt bize geliyorlar. Direkt bizi arıyorlar. Direkt bizimle bu ne oluyor başkan diyorlar. Hani öyle bir grup, taraftarlı grubu yok. Zaten biliyorsun kapalı yıllardır bizde sıkıntı. Hangi konuda? Tezahürat yapma açısından sıkıntı. Ve takıma bu yılda takıma zarar vermeler açısından da onları tasvip etmiyoruz. Bizim içimizden onlar da dışımızdan değil. Yani yok ben içimizden yani onlar zaten aynı şehri paylaşıyor. Orada bir şöyle bir olay var. Evet. Aynı şeyi bence paylaşmıyoruz ya. Aynı şeyi paylaşmış olsaydık böyle olmazdı. Öyle düşünüyorum ben şahsım adına. Yani yok biz aynı şehrin takımı şeyiz. Ayrımcılık yok. Biz hepsi bu derneği tanıyacak. Bu derneğin çatısı altında birlik olacak. Yani biz onu istiyoruz. Buradaki tribündeki bütün aktiviteleri Manisa Spor'a mesela bir aktivite yapacaklarında diyorlar ki kulüp başkanı böyle diyorlar ki taraftarlar derneği başkanı olur ona sor. Bizden izin almadan bir şey yapma şansları yok. Sonuçta şöyle bir şey biraz önce söylediğimiz gibi tek taraftarlar derneği var. Bu taraftarlar derneğinin adı da 1965 Manisa Spor Taraftarlar Derneği. Açık tribün derneği, kapalı tribün derneği işte orası burası da öyle bir ayrımcılık yok. Bu dernek bütün bulunan 4 tribünde derneği. Manisa Spor Kulübü'nün derneği tek. Buna zaten, ayırmak olarak buna zaten diye bir şey söz konusu değil. Bu Manisa bunu kaldıramaz. Bu Manisa kapalı açık bölünürse kaldıramaz. Burada kapalıda çok arkadaşımız var. Serzenişte bulunanlar var. Mesela Ankara maçında şöyle yapsaydık ne olurdu? Öyle yapacağımız günler de olacak. Biraz bize biat edin. Bu derneği herkes kabul iyice yani varlığını kabul etsin. Biz bu konuda huzur şeylerim var yani. Serzenişte bulunacağım. 200 kişi açmadık bu derneği. 1200 kişi geliyorsa 1200 kişinin tabii derneği. Bizim Manisa'da bu var. İnsanlar ilgi. Daha önce de anlattım. İlgi duymak istiyor. Neyin ilgisini duyacaksın ya? Ya burada yani bir dernek var. Bu takıma hizmet etmek isteyen. Projeler yapmak isteyen. İyi şeyler yapmak isteyen. Biz ilk ben dernek başkanı olduğumda tüm grupları birleştirdim. Bizden ayrılan birkaç kişi var. 20 kişilik grup. İstediğini yapsın. 20 kişiyle bu iş yürümez. Mümkün değil yani. Mümkün değil. Kimse kendini ne dernekten ne Manisaspor'dan üstün görmesin. Kimse üstün değil. Taraftarlık gene söylüyorum. Ayağa kalkmayan kafkaflı olsun, bilmem ne olsun diyerek kaldırılan taraftar değildir.
gerçek taraftan takımının maçını 90 dakika ayakta, yağmurda, çamurda seyredendir. Ben yağmurda Ankara maçında ilk yarı 0-0. Tabu inanırım bu tür şeylere. Dedim ki yağmur yağıyor ama bütün güvenlik, emniyet hepsi yukarıda. Ben dedim yerimde izleyeceğim. Total. Nerede? Tel örgülerinin önünde. Ve indim 10 dakika sonra 1-0 oldu. Budur yani. Yağmurda, çamurda bu takımın arkasında duran insandır. Az çok, evet var. Kapalı, açık ama hepsi bu derneğin çatısı altındadır. Hepsi bize kızan dahi, bize problem yaratan dahi bizimle ilgili köşe başında konuşmasınlar. Benim abimin bir lafı var. Çeşmebaşı karıları gibi konuşmasınlar. Bizim Çeşmebaşı karılarıyla işimiz yok. Biz bir de erkek adam de... şikayetini gelsin, derneğimiz var, anlatsınlar. Şimdi... Desinler ki başkan biz bunu beğenmiyoruz. Biz bunu tasvip etmiyoruz. Düşünelim, şapkayı önümüze koyalım. Biz de ondan sonra karar alalım. Diyelim ki böyle böyle. Çakallık yapmasınlar. Paranın peşine koşmasınlar. Herkes zannediyor ki bu insanlar bu işten rant yok böyle bir hayat. Şimdi şöyle bir şey var. Bunu programdan önce de konuştuk. Bir takım var. Herkes bu takım için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Herkes bu takım için bir fedakarlık peşinde. Az ya da çok. Bunu tartamayız, biçemeyiz, ölçemeyiz. Bu takımın bir kulüp, bir as başkan, başkanı, bunlar var. Şöyle bir şey olsa, yani şu an geldi aklıma, onunla konuşmadık bu aradan önce de. Böyle bir birliktelik olsa, alınan cezalar çok kötü. Bu takımın şu an bir kuruşa dahi bir ihtiyacı var. Bu bir gerçek mi? Kesinlikle. Gerçek değil mi? Mutlaka. Bunu hepimiz görüyoruz. Yani o kaçınılmaz. Bunu bu kaçınılmaz. Hepimiz biliyoruz, görüyoruz. Yani ihtiyacımız olan bir dönemde. Hakikaten yine tekrar 111 bin TL. Yani çok para cezası almak arttı, sağ kapandı. Yani ya üzücü bir durum. Ben yani. Üzücü bir durum. Sağ kapandı, yüzde kapandı ama gibi. Ben öyle düşünüyorum. Ya belli olmaz şimdi Şanlıurfa Spor'un, Fenerbahçe'nin böyle bir erteleme oldu. Belki bize de erteleme olur ama para cezası kalıcı. Bundan kaçılmıyor. Burada federasyon temsilcimize, as başkanımıza iş düşüyor. Bize bu maçta ceza aldırmasın. Ya onlardan ziyade şuraya geleceğim. Büyüklüğünü göstersin burada. Böyle bir... Bize ceza aldırtmasın. Arif abi sana sesleniyorum. Şöyle bir birliktelik olsa, Sayın Başkanımız Emrah Şükür'ün bir başkanlığında iki taraftar topluluğu bir araya gelse, bir çatı altında bulunmak için, küfürü bitirmek için böyle proje olamaz mı? Sizlerin başkanlığı. Biz şimdi hedefimiz bu. Bütün küskünlükleri hepsini ortadan kaldırmışız. 18 Şubat 2014 terasta bir toplantı türü bir şey vermek istiyoruz. Manisa'nın ileri gelenlerini birlikte bir araya getirecek. Siyasetinden tutun iş adamlarına kadar. Böyle bir organizasyonun peşinde. Üstü de bir yemek olacak ya. Yani toplantı türü bir şey. Yani burada Manisa Spor'a gönül verenlerle ilgili hem derneğin yardımlarıyla alakalı, Manisa Spor yapılacak desteklerle alakalı bir birlik beraberlik toplantısı yapacağız. 18 Şubat'ta bu var. Buraya Manisa'nın bütün birbirlerine küs insanları, küs abilerimizi, arkadaşlarımızı davet edeceğiz. İnşallah burada başarılı oluruz. Bunu ortadan kaldırırız. Yani küslükler biter, bu anlaşmazlık biter. Belki buna vesile küfürü önleriz en azından. Yani bu genel cezalar biter. Ya biz şimdi burada bir şey açıklayayım. Bugün öğrendiğimiz bir şey. Ben çok da mutlu oldum. Yani eski abilerimiz inan çok bilgililer. Biz bir abimizi ziyarete gittik bugün. Bu yemek davetiyle ilgili. Eski başkanımız Tarık Almış abimiz, onu da davet etmek amacıyla gittiğimiz yerde. Eski sponsorumuz olan firmanın isim vermeyeceğim. Herkes biliyor zaten kimdi. Kaybettik. Kaybetmemizin ana etkenlerinden biri onların renkleri kırmızı beyaz. Bizimki siyah beyaz. Yanına kırmızı koyduk. Ve tek istediği kırmızı beyaz diye bağırmamızı istedi taraftar. Biz bu tribüne bir türlü bunu kabul ettirtemedik. Bugün öğrendik ki her takımın bir üçüncü rengi var ya, bizim üçüncü rengimiz kırmızıymış. Federasyonda tescilli. Ne kadar acı. Buradan bütün taraftarlarımız evet üçüncü rengimiz kırmızıymış. Yani siyah, kırmızı, beyaz. Aynen. Üçüncü rengimiz. Yani biz maçlara siyah kırmızı formayla, kırmızı beyaz formayla çıkabiliriz. Siyah beyaz kırmızı formayla da çıkabiliriz. Bilinçsiz bir taraftarız.
Ve böyle bir sponsoru kaçırdık biz. Sırf bu çok basit. Hani sinek küçük mide bulandırma. Bu da gerçekten duyunca ben çok üzüldüm. Tabii. Yani bağırsak ne olurdu ya? Şu an Mayıs Spor daha farklı yerlerde olabilirdi. Daha değişik ortamda, daha farklı. Belki ne bileyim ya, zaten çok iyiydi. O dönemde iyi yerlerde. Ama biz bu bilinçlendirme yapamamışız. Kendimize de bakalım. Bizden öncekilere de bakalım. Herkes şapka önümüze koyalım. Ben bile yani bilmiyordum, açık söylüyorum. Bugün öğrenince sevindim, mutlu oldum. Bugün gene bir eski abimiz işte bir yerde oturuyordu. Abi niye burada duruyorsun? Derneğe gittin. Hatta ya falan filan bir aramızda konuşma oldu. Gençlerin dedim ihtiyacı var. Neye? Eski başarıları ve eski yapılanları duymaya ihtiyacı var. Eski fedakarlıklara ihtiyacı var. İnsanlar Mayıs Spor bir yerlere gelsin diye 80'li yıllarda kapı kapı, bakkal bakkal dolaşıp pirinç bulgur taşı. Ben bunları duydum bugün. Gerçekten mutlu oldum. Ve bunu artıracağım. Mayıs Spor'a hizmet etmiş kim varsa eski hepsini ziyaret edeceğim. Az evvel dediğime geldik işte. Böyle bir toplantı. Evet. Sayın Başkanımız Emre Aşkör de oludur. Gelik futbolcular, yani taraftarlar. Böyle bir birliktelik yemeği yapılır. Çok şu anda 18'inde yapıyoruz. 18'inde inşallah. Allah nasip ederse yapıyoruz. Bunu da ortadan kaldırmanın. Yani ben çok şeyim bu konuda, ümitliyim. Ama bakın, tribün kültürleri öyle kolay kazanılan bir kültür değil. Tribün kültürü yıllar isteyen bir kültür. Hemen bir yılda, iki yılda, üç yılda olacak bir iş değil. Tabii. Bu da süreklilik gerektirir. Nasıl bizim bu işi yılmadan, bıkmadan bırakarak. Benim çok zorlu bir görevim var. Ve ona rağmen ben bu işte de canla başla gece gündüz çalışarak mücadele ediyorum. Neden? Bu Manisa için bir şey yapabilirsem ne mutlu bana. Gençlik için bir şey yapabilirsem ne mutlu bana. Çünkü benim şu anda bulunduğum, çalıştığım yerde 200 kişi bağlı bana. Bunların 50'sini maça getirebilsem çok mutlu olurum. Kesinlikle. Gençleri kahve köşelerinden kurtarıp maça getirip küfürsüz bir ortam sağlayabilirsek hep birlikte arkadaşlarımızla, ekibimizle, ne mutlu bize. Ben ne istiyorum biliyor musunuz? Benim derneğim şimdi 26 metrekare, 260 metrekare derneğim olsa keşke. Tabii. Neler yaparım? Eğitimler veririm, seminerler. İnan sabahlara kadar, gece 1-2'ye kadar verir, giderim sabah 8'de işime, akşam gelir gene verir. Bunu gençliğe hizmet kadar ya, güzel bir şey var mı yani? Yani kurucumuz bile gençliğin önemini çok iyi anlatmış, gençliğe hitap yapmış. Evet, neden yapmış? Çalışıyor. İnşallah yeni projelerle bunları yapmak istiyoruz ama kolay olmuyor işte. Anlatmak istediğim o. Yaparım evet. Dersem şu anda yapacağım dersem ama vaat ediyorum, yapmak istiyorum yani. Bu toplantılarla, bu birlikteliklerle başkan, taraftar, futbolcu ilişkileri tabii sınır aşmamak kaydıyla. Sınır aşıldığı zaman da o zaman ipler daha yok, sınır değil. Bu birliktelik kuvvetlendiriyor her iki tarafı da. Kesinlikle. Takıma, futbolcuya da yarıyor, taraftara da yarıyor. Bu bir gerçek. Yavaş yavaş programı toparlayalım. Tribün liderimize dönelim. Karşıyaka maçı söylemek istediğin var mı buradan? Karşıyaka maçını herkesi bekliyoruz. Hani gerçekten de Manisa Spor'u seven, o armaya sevdalı olanlar gelmelerine. Ben her zaman söylüyorum bu aralar. Asla yalnız yürümeyeceksin. Bizi yalnız bırakmasınlar. Ve bu slogan olmuş artık afişlerde falan, kulübün kendi bastırdı. Sen yoksan biz bir kişi eksiyiz. Mutlaka gelmelerini istiyoruz. Bu kadar söyleyeceğim. Çok teşekkür ederiz. Başkanım senden. Ben inanıyorum ki Karşıyaka maçı bizim için dönüm maçı olacak. 3 puan serimiz bu maçla başlayacak ve sona ulaşacağız. Kavgasız, gürültüsüz. Burada onları karşıladığımız, bunları sağladığımız kolaylıkların arasında orada sağlanacağı bir maç ümit ediyorum. İnşallah sonunda gülen biz oluruz. Sezon sonunda istediğimiz noktada bitiririz. İnşallah 3 puanla dönersek tekrar yeniden bir başlangıç olur bizim için. Altan abi çok teşekkür ederim. Kırmadın, geldin. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Senin söylemek istediğin Karşıyaka maçı ya da genel anlamda. Arkadaşların söylediklerine tamamlayacağım bir nokta var. Tabii ki herkesi bekliyoruz. Gene yineleri vurgularak söylüyorum. Takıma zarar verecek insanlar gelmesin. Egosunu tatmin edecek insanlar istemiyorum. Koltuk kırıp stada atacak insanı hiç istemiyoruz. Bizim bunlar yüzünden ödeyecek diyetimiz kalmadı artık. Bitti. Gerçek taraftarları oraya bekliyoruz. Gerçek taraftarlar bu takıma zarar vermeyen taraftarlardır. Bu takıma zarar veren insanların, kişilerin ben taraftar olarak adlandıracağını düşünüyorum. Holiganlık bizim işimiz değil. Karşıyaka maçı olaylı, geçmişteki yaşadığımız olaylı maçlara örnek olacak bir maç olsun istiyorum.
Herkesi sağduyuya davet ediyorum. Taraftarlarımı sağduyuya davet ediyorum. İnsanların birbirine kavga etmesi, insanların birbirini yaralaması. Şu anda ülkemizde yaşanan birçok sıkıntıların yanında bu tür spor müsabakalarından ortaya çıkan problemlerle ilgilenmesin insanlar. Daha farklı noktalara gitsin istiyorum. Kardeşlik ve barış içerisinde bu maçı bitirelim. Allah'ın izniyle de iyi oynayan kazansın. İyi oynayan biz olup kazanalım istiyorum. Ve yolumuza devam edelim. Bundan sonraki Maraş maçında stadı full dolduralım. Bunu istiyorum. Bütün taraftarlara buradan sesleniyorum. Kesinlikle. Hedefimiz birlik, beraberlik, kardeşlik çerçevesinde maç seyretmek ve devam etmek. Küskünlükleri kaldırsınlar. Ben biliyorum ki benim bildiğim en az 50 kişi ben küstüm maça gelmiyorum diyen bu yani kimse bunu umursamıyor. Bunu herkes böyle bilsin. Biz bir röportaj yaptık. Manisa sporu ne kadar tanıyordu? 3 tane futbolcu ismi söylemelerini istedik. İnanır mısın abi Fenerbahçe'den Emenike'yi söylediler bize. Israrla sordum. Hocam. Dedim ki başka futbolcu Emenike dedi. Böyle durdu. Sonra birkaç yaşlı abimiz, amcalarımız onlara denk geldik. Onlar saydı. Çok güzel. Takımın 11'ine kadar saydılar. Sonra dedik biz de küskünüz dedi. Neden dedim? Biz eşimizle çocuğumuza geliyoruz dedi. Hiç istenmeyen olaylar yaşanıyor orada dedi. Anlattı böyle. Dertlenmiş. Üzüldüm. Tamam. Çözüm mü? İşte konuştuklarımız. Ama çözüm mü? Hayır onu söyledi çözüm mü? Yani çözüm değil. Ya işte, ne yapacak? Yani. Ne yapacak? Belli bir süre eşinle çocuğunla gelmeyecek. Yalnız gelip bunun ortadan kalkması için çaba sarf edecek. Ya yok böyle bir hayat ya. Yani bir kişi gelip yapacak küfür kalkacak diye bir şey yok. İşte onu bilen duyarlı taraflar diyecek ki ben maça eşimle çocuğumla şimdi gelmeyeceğim ama ben işte pankart yaptıracağım. Küfüre hayır. Ben insan, gençlerin yanında bulunacağım. Küfür etti. Ya, mücadele edeceğiz ya. Öyle yok ki ya. Küstüm gitti. Yani bir şarkıcının parçası var öyle küstüğüm yok öyle bir hayat yani. İnşallah. Öyle bir şey yok. İnşallah ben bunu oluşturacak. Şu söylediğin olayda ben çok üzüldüm şimdi. Kendi üzerime alındım. Eğer o taraftar, o sokakta yürüyen insan benim takımımın futbolcusunu sayamıyorsa suç bizde. Yani biz problem biz. Birçok biz demek ki. Şunu söylemek istemedim ama birçok kişi de şunu söyledi. Takımın şehirden uzak olduğunu söylediler. İşte o bizim. Ben onu anlatacağım. Ama bak bu sadece şey değil. Yani Altan Çakıcı ya da Taraftarlar Derneği falan değil. Belki de takım şehre uzak. Takım, tamam, takım gerçekten. Takım şehre niçin uzak olur? Taraftarlar bütünleşmeyen takım uzak olur. Biz bütünleştiremiyoruz takım. Neden bütünleşiyor? Biz organizasyonlar yapmamız lazım. Bizim takımı. Bakın isterseniz hemen diyelim ki önümüzdeki hafta. Çok kısa. Evet. Alayım abi. Peki çok kısa önümüzdeki hafta bir sonraki hafta bay. Diyelim ki hocaya takımı şu semte götürelim. Hayır demez hiç kimse itiraz etmez. Biz bu organizasyonları yapmalıyız. Tamam. Taraftarlar derneği olarak bunu. Biz takım hocayla bunu konuştuk. Bir sonraki kahvaltısını bunu Kemal hocam söyledi. Bir sonraki kahvaltısını şehrin içinde yapmak istiyoruz dedi. Şehirle bütünleşsin diye dedi. Futbolcuları çarşıda gezdirin hocam. Gezdirecekler. Yani onlar da bunun bilincinde. Halkla takımı bütünleştirirsek bu işi götürürüz. En basitinden şöyle bir şey daha demişti. Kenar mahalleye gidelim. Nurlupınar'a, Horozköy'e, Ulu Cami'ye, Tabani. O taraflara da gidelim yani. Herkes bilsin diye. Herkes. Bunu da söylemişim. Evet. Biz bunu sağlamak için çaba sarf edeceğiz. Öncelikle bizi programına davet ettiğin için teşekkür ediyorum. Ben sesimiz oluyorsunuz. Bu konuda hepinize, tüm ekibinize teşekkür ediyorum ve kutluyorum. İnşallah söylediklerimizi yerine getirip burada bizi seyreden, dinleyen arkadaşlarımız da bu söylediklerimizi paylaşırız. Şunu istiyorum, bunları sanal alemde küfür yerine bunları paylaşsınlar. Sanal aleme acayip dikkat alıyoruz insan olarak. Herkesten bunu bekliyorum. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sporun gündeminin sonuna geldik. Akhisar Kupa maçında buradan tekrardan başarılar diliyorum. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.